Peki şimdi biz sizin de işaret ettiğiniz gibi ben de paylaştım. Sözün başında da söyledim. Çevre bilimcilerin uyarıları var, söylemleri var. Ki daha önceki uyarılar işte orman yangınları, aşırı sıcaklar, işte küresel bir takım yaşanan iklimlere bağlı, iklim değişikliğine bağlı tabiat olayları, beklenmedik tabiat olayları olağanın dışında. İşte dolular, fırtınalar, hortumlar bunların farklı yani farklı iklimlere sahip yerlerde görünmeye başlanması ve dolayısıyla ne bizim ne bilelim yani buraya uygun olmayan Amazonlarda yaşayan bazı canlıların bu değişikliğe bağlı olarak hiç alışık olmayan o gelip de Türkiye'de yaşamaya başlaması mesela bilinmedik çekirgelerin işte sivrisineklerin falan filan gibi bu iklim değişikliğine bağlı olarak bu canlıların işte yer değiştirmesi. İşte buzulların eriyip onun içinde kalmış olan virüslerin tekrar hayata geçmesi, dolayısıyla başka salgınların olması gibi bir takım öngörüler var. Astrolojide bunlar görülebiliyor mu? Bunlara ilişkin böyle radikal dünyanın düzenini değiştirecek, işte kutupların değişikliğinden bahsediliyor mesela farklı ekollerde. Buna ilişkin köklü değişiklikler var mı? Bir de net bir soru soracağım. Astrolojide bu görünür mü bilmiyorum. Bu konuda aslında korkutucu senaryolar var. Bazen mecaz olarak bu başlık atılıyor. İşte dünyanın sonu mu geldi? Kıyamet mi kopacak? Bunlar kıyametin alametleri mi diye. Bazen aslında mecaz kullanılarak atılıyor. Bazen de gerçekten somut olarak bu başlıklar atılıyor ve insanların psikolojisi bozuluyor. Hatta ben uzman görüşünü paylaştığımda bile izleyicilerimiz bazen sitem ediyorlar. Moralimiz çok bozuluyor, korkuyoruz diye. Astroloji buna benzer bir son, bir bitiş veya bu derecede bir sarsıntı, bir geçiş görür mü? Çok net bir şekilde size soracağım. Tamam. Şimdi ilk sorudan başlayayım. Minik minik arada söylediğim şeyi böyle daha derli toplu bir şekilde anlatayım. 2022 Tamam. dediğimizde karşımızda iki tema var. Bir tarafta toprağın doğru kullanılması gerekliliği. Burada erozyonlar olabilir, toprakla ilgili ürünlere zarar veren çeşitli salgınlar olabilir, hayvancılığa zarar veren çeşitli salgınlar olabilir. Özellikle Kasım sonuyla başlayan enerjide. 22'nin içinde maalesef biraz deprem vurgusu var. Bunun çok kaçışı yok 2022 yılı için. 2022 yılında toksik maddeler, yeraltı kaynakları, bu nedenle suyun zehirlenmesi, çeşitli ölümlerin ya da aslında ölmüş olması gereken çeşitli bakterilerin vesairelerin o ortaya çıkması filan gibi şeyler var. O yüzden burada bir zehir teması var. 2022'nin Mart, Nisan, Mayıs aylarında sel, suyla ilgili felaketler, suyun taşması diyor. O yüzden belki kutupların daha fazla ve daha hızlı erimesiyle ilgili de bir şeyler gösteriyor Evet. olabilir bize gibi temalar maalesef var. Çok kontrollü bir enerji değil. Sonra 23'ün Nisan'ından sonraki zaman dilimi, bu Türkiye için de anlattığım zaman dilimi fazlasıyla ateş vurgusu ve biraz tehlikeli bir ateş vurgusu yapıyor. O yüzden 23'ün Nisan ayı ile Temmuz-Ağustos aylarını ben biraz daha yangınlarla ilgili, ısınmayla ilgili zorlu, sıkıcı bir zaman dilimi olarak buluyorum. 23 ve 24 yılları, 23'ün Nisan'ından sonra yine ve 24 yılları su, temiz suya ulaşmak, su kaynaklarını doğru kullanmak, deniz canlıları buradaki ölümlerle ilgili ciddi tehlikelere işaret ediyor maalesef. Yani böyle de Kuraklık anlatınca diyebilir miyiz buna? felaket konuşmuşum gibi oldu. Efendim? Kuraklık diyebilir miyiz buna? Kuraklık diyebiliriz. Gayet de içme suyuna ulaşmakta zorluk diyebiliriz. Suyun yanlış şekilde kullanılması, dağıtımla ilgili problemler diyebiliriz. Yani yağmurda azalmalar, o yüzden yağmurda azalmanın gelmesiyle bir kuraklık diyebiliriz. Çünkü önce Jüpiter 2022'de balığa geçiyor. Suyu, sıvıyı, her şeyi arttırıyor. Ve aynı zamanda şeyleri, toksikleri, işte toksik maddeleri, müsilajı, şunu bunu bize uyarıyor. 23'ün ikinci yarısına geldiğimizde ise suyla ilgili genel bir kısıt, engel, zorluk diyor. İçme suyunda olur, yağmurda olur, temiz suya ulaşmakla ilgili olur gibi gibi. 23 ve 24 yılları da bununla ilgili. 24'ler Öngörülen su savaşları belki de o zamana tekabül aynen ediyor da olabilir. Yani aynen en kıymetli öyle. şey su olacak diyoruz ya hani. Tabii. Tabii ki. Ve ondan sonrasında bu arada bence aslında en kıymetli şeyin su olması 2045 sonrası. Ama otlu ayak sesleri duyuyoruz. Yani kaynaklar azalıyor belli ki. 2024'lerden, 25'lerden sonra ise
Asıl meselemiz havayla ilgili yine problemler diye gösteriyor bize. Yani o işte ozonun delinmesiyle ilgili, gaz salınımları ile ilgili vesaire vesaire. Bu sefer yine tekrardan buralara dönüyoruz. 2028'lere geldiğimizde yine bize diyor ki toprak erozyon, toprağın kullanımı ile ilgili bu sefer çok ciddi krizler var ve reform yapmak zorunda olduğumuzla tekrar yüzleşiyoruz göstergesi var. Yani sanki 22'lerde tam aklımızı akıllanmamışız da 28'lerde tekrardan mücadele ediyoruz gibi bir halimiz var maalesef ki. Yani şöyle yine bir soruya bakayım dedim, o arada dikkatim dağıldı. Şöyle astroloji bir bitiş ya da siz görseniz de söylemezsiniz anladığım Tamam. kadarıyla. Tamam, onu söyleyeyim. Atladım, çok pardon. Şöyle, şu Rica ederim. anda yarın kıyamet var diye bir şey yok dünyamızla ilgili bence. Ancak şöyle bir şeyimiz var. Böyle yılın başında çok konuşulmuştu. Belki hatırlar izleyenlerimiz. Kova çağı diye. Kova çağını geçiyoruz. Kova çağını geçiyoruz. Şu bu. Ve bununla ilgili çok farklı görüşler var vesaire. Yaklaşık olarak genel kabul gören görüş bizim bir 200-250 yıl sonra kova çağına geçiş yapacağımız. O kova çağına çağlar arasındaki geçişler çok ciddi büyük geçişler. 2000 yıllık döngülerden bahsediyoruz. Bundan önceki balık, şu anda içinde olduğumuz o geçişte olduğumuz balık çağı insanın doğumuyla beraber başlayan bir çağ. O yüzden insanlığın yaşam biçimi, hayat biçimini kökten değiştiren dönemler oluyor. Ve tabii ki de biz hani bir gün uyandık hadi bakalım her şeyi değiştirdik kadar kolay olmayacağı için geçiş dönemleri o 200-250 yıl kadar uzun sürüyor. Biz şu anda insanlığın yeni bir modeline doğru evriliyoruz. Belki torunlarımızın torunları ancak görecek. Hani ister bunu kıyamet deyin, ister bambaşka bir hayat biçimi deyin, ister belki gerçekten de Mars'taki kolonide yaşamak zorunda kalıp dünyanın belirli bir kaynağını kullanmak değil, ama bir 200-250 yılımız var. Biz görmeyiz öyle bir kıyameti. Yani hiçbir şey eskisi gibi olmayacak söylemi de o zaman astrolojiye baktığınız zaman da doğru görünüyor. Aynen öyle. Aynen. Bir geriye dönüş, artık soruları da açtım. Bir stabil dönemi galiba kolay kolay göremeyeceğiz gibi geliyor. Yani bir 8-10 yıl öncesini, ne bileyim hatta belki bir 4-5 yıl öncesini bile o stabil böyle bir süreci pek yakalayamayacağız gibi geliyor sanki. Hani bir gün oradan başka bir haber. Bunu illa kötü diye sormuyorum. Yani başka bir hareketlilik de olabilir ama hep bir nabız yüksekliği, bir heyecan. Orada oldu, burada şu oldu, şimdi burada bu çıktı. Aa bu icat edilmiş, aa gökte şu olmuş, aa Mars'ta bu bulunmuş. Şurada şey var. Hani hep böyle bir aksiyon var gibi artık. Sanki hiç böyle bir stabil ilerlemeyecek miyiz gibi. Bütün ekoller bunu söylüyor Aynen sanki. öyle. Yanılıyor muyum? Çünkü bundan önce biz toprak enerjisindeydik. Artık havaya geçtik. Toprak enerjisi güvende olmak, istikrar, sağlamlık ve aynı rutinleri devam ettirmekle ilgili. Tarımımı yaparım, ürünümü alırım. Fabrikadan ne hangi ürünün ne zaman çıkacağını bilirim. Bununla ilgili bir enerji. Şimdi biz bunu geriye bırakıyoruz. Geride bırakıyoruz. Artık bundan sonrası köprü enerjisi, geleceğe gitmek enerjisi. O yüzden evet, her gün farklı bir haberle, her gün farklı bir durumla karşılaşıyor, sınanıyor olma ihtimalimiz evet. Çok çok daha baskın ve yüksek bir ihtimal. Ticaretlerle ilgili yakın vadede bir öngörünüz var mı? Gökyüzünün genel göstergesi şu anda uluslararası ticareti çok süper desteklemiyor. O yüzden birazcık daha yerel ve lokal pazarın içinden bir şeyleri çevirmek zorundalığını gösteriyor. Tabii ki bu çok kolay bir şey değil içinde bulunduğumuz koşullarda. Ama özellikle şeylerle beraber hani artık Jüpiter tekrar hava elementine geçtiği için bir tık destekleyecek. Biraz sonbahar dönemlerinde açılacağız ama bence 4 Aralık tutulmasına kadar ticari anlamda çok büyük riskler alarak gidemeyeceğiz. Biraz daha kaynağımızı tutarak, daha sakin kalarak, daha günü çevirerek ilerlememiz gerekecek. 4 Aralık tutulması ama risk almayı, tekrardan büyümeyi biraz daha umut eden bir yanı var. Duygu Hanım sizi de yordum. Peki siz insana bu zor süreçte, bu yorucu, yıpratıcı ve bizim bugüne kadar, yani bu jenerasyonun en azından Z kuşağı belki daha farklı bakacak bütün bu gelişmelere ama daha farklı yaşayacak ama bu hep ben diyorum ki son organik nesil yoruluyor tabii, yıpranıyoruz bu dönemde. Siz bireysel olarak herkes ne yapabilir, toplumsal olarak ne yapabilir? Evet hep biri olma mesajları veriyoruz ama rahatlamak için, daha iyi hissetmek için, paniklememek için
Tabii bu burçlar bazında belki de değerlendirilebilir. Onun için belki ayrı yayın yaparız ama bu kadar öngörülerden sonra insanlara ne tavsiye edersiniz kişisel olarak iyi hissetmek için, kendini güvende hissetmek için? Gökyüzünde şu andaki enerjinin en kuvvetli enerjimiz cinnet enerjisi. Bu konuda o yüzden herkes çok haklı. Yani uçlara savruluyoruz. Ruh halimiz çok Evet. dalgalı. Gerçekten çok haklı herkes bu konuda. Ve çok baskın bir hava enerjisi var. Bu da ne demek? Hep zihindeyiz demek. Hep bir ajitasyon halindeyiz. Hep böyle bir fikirler, düşünceler ve kaygı halindeyiz. Hep geleceği düşünür haldeyiz. Şu anda ve bugün de olamıyoruz demek. Tabii ki biliyorum ki bunları demek çok kolay, yapmak hiçbir zaman o kadar kolay değil. Ama bizim kesinlikle ve kesinlikle toprak enerjisi şu an içinde dönmeye ihtiyacımız var. Toprak enerjisi ne demek? Gerçekten küçük bir kendi balkonumuzda bile olur. Bir şeyleri ekip biçmeye, bir şeylerin süreçlendiğini görmeye, bedenimizi hatırlamaya ihtiyacımız var. O kadar çok kafamızdayız ki ve o kadar hareketsiz kaldık ki aslında gerçekten bedenli canlılar olduğumuzu, yürümeyi, bir yakın vadede bir yerlere kendimiz giderek gelerek bir şeyler yapmayı hatırlamaya ihtiyacımız var. O yüzden hani hiç şey demeyeceğim. Yakınlarla ilişkilerimiz şu bu, çünkü biz bir şekilde kuruyoruz bunu. Yani ülkecek bunu kurabilen bir haldeyiz. Kıssak da etsek de yakınlarımızla iletişimde oluyoruz. Ama gerçekten ve gerçekten toprak, tarım, ellerle bir şeyler yapıyor olmak. Belki bu anlamda kadınlar daha çok yemeklerle falan haşır neşir olduğu için, cinsiyetçi bir şey oldu ama bu daha haşır neşir olduğu için bir tık daha alışkınlardır, ama gerçekten elimizle bir şeylere dokunarak bazı şeyleri yapmaya ihtiyacımız var. Daha toprak enerjisine ihtiyacımız var diyeceğim. Mümkün olan, fırsatı olan, kenarda 3-5 birikmişi olan herkes bence küçüğüne, büyüğüne, irilisine, ufaksına bakmadan bir tarım arazisi, işlenebilir bir toprak, küçük bir yer edinmeye bence bakmalı. Çünkü sadece bugünün değil, orta uzun vadenin, o 2024'lerin 2044 arasındaki o dönemlerin çözüm yolu zaten biraz daha buralardan geçecek. Kendi toprağımız, kendi ekip biçmemiz buralara doğru geçecek daha çok. Ekelim, değil mi? Toprağa ekelim. Toprağa fidan, tohum, ne bulursak ekelim. Evet, Psikolojik olarak da atalık tohumlar çok iyi biriktirmek gibi gelecek. olabilir mesela. Hiç çünkü ürünler çok değişecek. Yani ürün ve teknolojinin birleşmesi diyor. 22'de özellikle görmeye başlayacağız bunu. Demek ki aslında daha yapay üretilen gıdalardan, besinlerden de bahsedeceğiz. O yüzden tohumları biriktirelim bir yandan da. Şimdi şöyle bir uyarı geldi az önce. Yani kötü bir uyarı değil, iyi bir uyarı. Bizi kaçırdım onu. Mars'ınız nokta noktaysa, bir şeyse iğne olabilirsiniz gibi, bunun için danışmanlık almalısınız gibi. Aslında bu sağlıkla ilgili konularda galiba danışmanlık alındığı takdirde daha net kararlar vermede yardımcı olan bir şey. Hiç Evet. aklıma gelmemişti ama yazınca buraya gerçekten belki de karşıtsanız bile haritanızda çıkacak duruma göre olmanızın gerekliliği de belki önünüze Tabii. çıkabilir. O yüzden Yani mesela yatırım, çok mümkün evet, yatırım olduğu kadar sağlıkla ilgili asıl bu konularda danışmak gerekiyor. terazi burçları değil, eğer ki yükselenlerini biliyorlarsa mesela 15 Eylül'e kadar yükselen teraziler bence hiçbir şekilde İğneden öte medikal cerrahi bir müdahaleye dahil olmamalı mesela. Şu anda en yakın vadede direkt uyarı verebileceğim yükselen teraziler olacaktır. Eğer ki yükselen burcumuzu biliyorsak çok 3 aşağı 5 yukarı net bir şekilde gösteriyor bize. Hani ne zaman neyi yapalım, ne edelim sağlıkla ilgili de. Böyle yakın zamanda bir de bir burçlar üzerine o zaman böyle geniş kapsamlı, uzun vadeli belki bir yayın yaparız. Tabii ki. Sizi da eğer notlarınız tamamsa, ben böyle bir saat olmuş, sizi yormayalım. Çok gerçekten bütün her tarafı 2 sayfaya not aldım ben tarihleriyle. Çünkü bazen not da atıyorum. Bakın şu dediğimiz oldu, bu söyledikleriniz çıktı gibi. Daha çarpıcı bir hal alıyor. Duygu Demir, çok gerçekten astrolojik açıdan çarpıcı değerlendirmelerdi bunlar. Çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız için, gerçekten emek verdiniz, incelediniz ve bizim için yorumladınız. Çok teşekkür ediyoruz. Ben Sağ olun. teşekkür ederim. Herkese katıldığı, dinlediği için, soruları için de tekrardan teşekkür ederim. Beni konuk olarak aldığınız için de size Beyza Hanım tekrardan Her teşekkür ederim. zaman, her zaman seve seve çok teşekkürler. İzleyen herkese çok teşekkürler.